Cihan. Hasret, ne oldu ya? Ya ben çok heyecanlandım. Korktum yapamayacağım diye söyleyemedim şarkıyı. Emrah Hoca da kızdı, sinirlendi. Provayı iptal etti. Uyara bak, sanki kaç kere sahneye çıktın ha. Korkmuşsun işte, ne var bunda ya? Sen çalıştırsan beni. Ben en rahat senin yanında şarkı söylüyorum. Hadi ne olur, hatırım için. İyi tamam da nerede çalışacağız? Ben oraya gitmem. Amirim, merdivenlerin orada biri var herhalde. Ne edeyim? Tamam amirim. Hasretim be. Vallahi bravo kız. Vallahi helal olsun be. Vallahi mı? Vallahi bak. Ya böyle senin karşında oluyor da Murat Hoca'nın karşısında olmuyor işte. Çünkü karşında en azından senin için canını verecek biri vardı ondan. O buzdağının karşısında bülbül olsa susar kalırsın be. Aman Cihan, başlama yine. Biliyoruz beni sevdiğini. İyi. Biliyorsan tamam. Bir daha sahneye çıktığında beni yanında farz edersin. Rahat rahat söylersin. Cihan. Bu gösteri artık benim için bir hayal olmaktan çıktı. Çok yakında gerçek olacak. Bir de şu sahneden şarkımı, kalbimdekileri, böyle seyircilere, beni izleyenlere anlatabilirsem, işte o zaman sınavı vermiş olacağım. Bir de böyle içten bir alkış alırsam bir güzel. En çok istediğim şey bu, biliyor musun? En çok bunu mu istiyorsun yani? Ha? Başka bir şey istemiyor mu bu hayattan? En çok annemin yüzü. Annemin yüzünü görmeyi isterdim. Şu hayatta bir kerecik bile olsa. Hala hayal kuruyorum, biliyor musun? Böyle bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Sonra böyle sarılıyoruz birbirimize. Saçım okşuyor falan. Keşke şimdi burada olsaydı. Korkma kızım deseydi. Yanındayım deseydi. Şu sandalyede oturup beni seyretseydi. İmkansız. Ama düşünüyorum işte. Belki de imkansız değildir be hasret. Anneni görmek mümkün olsaydı, deselerdi ki birini seçeceksin. Hangisini seçerdin? Sahneyi mi? Anneni mi? Şu hayatta bir kerecik bile olsa, annemin yüzünü görmeyi isterdim Cihan. İstersen annenin yüzünü görebilirsin hasret. Çünkü o yaşıyor.